Bir Hikaye Bir Soru serisinin 4. bölümüne hoş geldiniz. Bu bölümde ilk olarak kısa bir hikaye anlatacağız. Ardından ilginç bir soru soracağız. Tarih 11 Mayıs 1997. Yer New York. Dünyanın büyük bir kısmı bir odada düzenlenen satranç maçına odaklandı. Masanın bir tarafında ünlü Rus dünya satranç şampiyonu Garry Kasparov. Karşısındaysa canlılığın milyar yıllık evrimi sonucunda ortaya çıkmış zekaya kısa bir sürede meydan okuyan insan ürünü bir IBM bilgisayar. Deep Blue, yani derin mavi adı verilen bu bilgisayar 1985 yılında 3 dakikada 9 milyon hamle hesaplayabiliyordu. Ancak derin mavi ile Kasparov arasında 1996 yılında ilk karşılaşmada bu kapasitenin 18 milyara çıkarılmış olmasına rağmen 3 dakikada ancak 540 hamle hesaplayabilen Kasparov'u yenmeye yeterli gelmemişti. 1997 senesinde bu hız 2 katına, yani 3 dakikada 36 milyar hamle hesaplama seviyesine çıkarıldı ve başka özellikler de eklendi. Bu yeni özellikler arasında en önemlisi, oyunun akışına göre gerekli olan program kodunu ve algoritmasını oyun aralarında geliştirebilmesiydi. Yani yapay bir zeka. Satranç sadece zihinsel çevikliğin değil, planlı olmanın ve önsezinin önemli bir sınavı olmuştur. 6 setten oluşan bu beyin savaşının çok çekişmeli olacağı öngörülüyordu. İnsan ve makine arasında geçecek bu mücadelede, İnsanlar, bilgisayarın çok önemli bir eksiği olduğunu düşünüyordu. Bilgisayar sadece hesap yapar, içgüdüsü yoktur. Kasparov, bildik bir hamle ile oyunu başlattığında zorlanacağından fakat yine de yeneceğinden emindi. IBM uzmanı, bilgisayarın verdiği sonucu oyun tahtası üstünde oynayarak cevap verdi. Gergin geçen 4 saat sonunda derin mavi yenildiğini kabul etti. Ve herkesin beklediği gibi ilk tur sonunda insan zekası hala en iyisiydi. İkinci maç başladığında Kasparov işi uzatmak istemiyordu ve derin maviyi tuzağa düşürmeye çalıştı. Ama derin mavinin daha söyleyecekleri vardı. 15 dakika mücadele etti ve Kasparov'un tuzağından kurtuldu. Ardından beklenmedik şekilde zekice bir hamle yaptı. İzleyenler bir anda adeta bilgisayarın düşündüğü kanısına kapıldı. Oyun ilerledikçe büyük usta kaybediyordu. Artık tuzağa çekilen Kasparov'du ve tuzaktan kaçmaya çalışıyordu. Ama derin mavi tüm yolları önceden kapatmıştı. Birkaç kurtulma çırpınışından sonra Kasparov teslim oldu ve tüm dünya şoktaydı. Derin mavi Kasparov'u 2.5'a karşı 3.5 puanla yenmeyi başarmıştı. Kasparov, makinenin insana karşı bu mücadelesini şu şekilde özetledi. Derin mavi öyle derini görüyor ki tanrı gibi oynuyor. Kasparov'un bu yenilgisi insanlık tarihi için bir dönüm noktası oldu. Ve bilgisayarların insan gibi düşünebileceğine, hatta insanlığı çok kolay alt edebileceğine dair fikir oluşturdu. Tarımın icadı ve endüstriyel devrim kadar önemli olan bu gelişimin ilk zaferi de bu satranç maçı oldu. Videonun sorusu. Büyük bir satranç ustası iki acemiyle aynı anda satranç oynayacaktır. Masaların birinde beyaz, diğerinde siyahları alacak olan büyük usta, bir birinci masada, bir ikinci masada olmak üzere hamlelerini sırayla yapacaktır. Büyük usta iki oyunu birden kazanamazsa iddiayı kaybedecektir. Daha oyunun başlarında ve pozisyonlar hemen hemen eşitken büyük ustanın yüzü asılır ve iddiayı kaybedeceğini anlar. Bu durumun neden olduğunu açıklayabilir misiniz? Videonun cevabı. Büyük usta bir beyaz bir siyah masada oynamaktadır. Birinci masada beyaz olarak oynarken yaptığı hamleyi ikinci masada beyazları oynayan rakibi ona karşı tekrar etmekte, ikinci masada siyah olarak yaptığı hamleyi birinci masada siyahları oynayan rakibi tekrar etmektedir. Böylece iki masada eşit bir durum ortaya çıkar. Büyük usta kendi yaptığı hamlelere kendisi cevap vermekte, yani kendine karşı oynamaktadır.
ya berabere kalacak ya da kendi kendini yenecektir. İki galibiyet olması olanaksızdır. Bizi izlediğiniz için teşekkürler. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere. Hoşça kalın.